İmam Hüseyin aleyhisselam hakkında bazı hakikatleri idrak edemeyip de araştırma yerine, öğrenme yerine en kolay yolu seçen yarım okumuşlar inkar yolunu. Yarım okuyanlar. Aşura günü gökten kan yağması, Aşura günü her taşın altından taze kan çıkması, bunlara bile bu yarım okuyan sözde alimler, Şia alimlerinin uydurmasıdır. Şia oldukları halde bu şekilde açıklamalar yapmışlar, yazmışlar. Şia alimlerinin uydurmasıdır. Ya ehli sünnet alimi, sadece bir tanesini söyleyeyim ama onlarca ehli sünnet alimi bunları yazmış. Aşura günü gökten kan yağdığını, Aşura günü her taşın altından taze insan kanı çıktığını Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da yazmışlar. Celaleddin Suyuti Tarihul Hulefa, Halifeler Tarihi adlı eserinde yazmış bunu. Ama bizim yarım okuyanlarımız, açıkça söyleyeyim, bizim yarım okuyanlarımız, bunlar diyor Şii mollalarının uydurmasıdır. Avamı aldatmak için söylüyorlar. Ya bir dakika, yani Şii alimleri bunları anlattığı zaman avamı aldatıp avamdan ne alıyorlar? Avamın neresine zarar veriyorlar? Hatta ki ben genele muhalefet edip çabuk meşhur olmak istiyorum. Amacım bu, gayem bu, böylelerden amacı, gayesi bu. Genele muhalefet eden çabuk meşhur olur. 99 tane alim bir şeyi söylerse, bir alim 99'un tersini söylerse, insanlar o biri konuşurlar, 99'u konuşmazlar. Ve böylelikle bir meşhur olmuş olur. Şöhret olmanın iyisi kötüsü yok ki. Şöhret olayım da varsın, gerisi önemli değil. Zihniyet bu, bakın kardeşlerim. Ya bu, bakın ya bu, zihniyet bu ki diyorum, ya bu veya anlamama, gerçekten anlamama. Anlamadığı için inkar etme. O zaman Musa peygamberin elindeki asanın ejderha olmasına da inanmayalım. Çünkü bazı tefsir alimleri var, Kur'an'daki mucizelerin sembolik olduğunu açıklayan bazı tefsir alimleri var. Onlar semboliktir, olmuş hadiseler değil. Şakkul kamer, ayın ikiye yarılmasını da inkar edelim. Musa'nın el asasını vurduğu taştan 12 çeşme fışkırdığını inkar edelim. İnkar edelim bunların hepsini. Çünkü akıl bunları tasavvur edemiyor. Akıl bunları idrak edemiyor. Aklın inkar edemediği her şeyi dinde batıl mıdır muamelesi yapmak lazım? Hurafe midir muamelesi yapmak lazım? Din sadece akıl boyutlu mudur? Dinin taakkul ve taabbut tarafı var. Din iki kanatlı kuşa benzer. Bir tarafında taakkul, akıl, bir tarafında taabbut, teslimiyet, ubudiyet. Tevella konusunu da bu şekilde, bu zihniyet sulandırmış. Teberra konusunu. Bu zihniyet sulandırmış. Bu yarım okuyanlar veya anlamayanlar. Vahdete Allah aşkına bir tane Şia aliminin karşı çıktığını duydunuz mu? Gerçekten bana bir tane örnek göstermek falan Şii alimi Müslümanların vahdetine karşı çıkıyor. Vahdet taraftarı değil, ihtilaftan yana. İttihattan yana değil, ihtilaftan yana.
Dayanışmadan, sevgiden, kaynaşmadan yana değil, tefrikadan, düşmanlıktan yana. Bakın. Bir tane Şii aleminin vahdete karşı çıktığını kimse ne gösterebilir ne ispat edebilir. Şianın en tepedeki ilim adamından yani müçtehitten tutun en aşağıdaki bir köyde 5 tane insana cemaat namazı kıldıran ilim adamına kadar bütün Şii alimleri vahdetten yanadırlar. Müslümanların vahdetinden, Müslümanların birliğinden, Müslümanların beraberliğinden. Ama İslam'ın taabbut boyutunu idrak edemeyenler veya genele muhalefet et çabuk meşhur olursun zihniyetinde olanlar vahdet adı altında Şia'nın 14 asırlık inançlarının içini boşaltmaktan da geri kalmıyorlar. Hicap etmiyorlar, utanmıyorlar. Hicabı utanmayı koydum kenara, Allah'tan korkmuyorlar, ahiretten gaflet etmişler. Tevella teberra nedir? Ya tevellasız, teberrasız din mi olur? Soruyorum size. Ehl-i Beyt'in velayetine, imametine iman getirmek usulü dindendir. Usulü dinden. Bazı Şii müçtehitler de demiş, usulü mezheptendir. İster siz usulü din deyin, ister usulü mezhep deyin. Yani dinin içindedir. Bu çabuk meşhur olmak isteyenler sosyal medyada 3-5 tane avamın efendim alkışını almak, beğenisini almak, onların pohpohuna aldanan, tribünlere oynayan zevat veyahut da anlamadığından dolayı inkar eden zevat kalkıyor diyor ki imamlar ne usulü dindendir, ne furu'u dindendir. Ne usulü dindendir. Bir örneğini veriyorum elbet. Onlarca burada bu şekilde yanlış örnek verebilirim. Yani öylelerinin ortaya attığı yanlış örnekler. İmamlar ne usulü dindendir, ne furu'u dindendir. Bu sözü söyleyenler teberrayı, tevellayı anlamış olsalardı bu sözü söylemezlerdi. Bu sözü söyleyenler indirilmiş din ile bid'ati bilselerdi bu sözü söylemezlerdi. İmamlar diyorlar ki imamlar ne usulü dinden ne furu'u dindendir. Kardeşlerim bu misvak olayı var ya misvak. O bile furu'u dinin içindedir. Ya bir, yani yemeğe başlarken diyor tuzla başlayın. Sünnettir. Sofradan kalkarken tuzla kalkın. Yatağa girerken abdestli girin. Bakın, yatağa girerken abdestli girin. Elbisenizi giydiğinizde sağdan giyin. Yani günlük yaptığımız bu işler, bunlar bile furu'u dinin içindedir. Furu'u dinin cüz'iyatlarıdır bunlar. Zira din adına söylenen Allah tarafından, peygamber tarafından, Ehl-i Beyt tarafından din adına söylenen her şey dinin içindedir. Bazıları vardır köktür, bazıları vardır gövdedir, bazıları vardır daldır, bazıları vardır yapraktır ama dinin içindedir. O ağacın bir parçasıdır, din ağacının bir parçasıdır. Şimdi sen kalkıp dersen imamlar ne usulü dindendir ne furu'u dindendir yani o ağaçtan değildir. O ağacın dışındandır. Birisi de kalksa 12 imamın velayetine imam inanmayan zeki bir adam da kalkıp dese ki bak kendiniz söylüyorsunuz. İmamlar ne usulü dinden ne furu'u dinden demek ki imamlar dinden değil. Dinden olmadığına göre imamlar bid'attir. Siz bid'ata inanmaktasınız Şiiler.
dese biz ne cevap vereceğiz? Ha, bizim cevabımız çok ama bu söz bazı efendim Şii kardeşlerimizin yozlaşmasına sebep olabilir. Yanlış akımlara düşmelerine sebep olabilir.